Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maide, sayfa 118, ayet 65. Maide suresi 65 numaralı ayetten başlıyoruz. Lev şayet enne şüphesiz ki ehlel kitabi, kitap ehli, amenu iman etmiş olsalardı ve daha ne yapmış olsalar, ittegav sakınmış olsalar, takva sahibi olsalar idi, ne olurdu? Le elbette kefferna, biz örterdik, anhum onlardan, seyyiati onların günahlarını, ve daha ne yaparmışız? Le elbette edhalna, biz dahil ederdik, koyardık, hum onları, cennetin naim, naim cennetlerine onları koyardık. Onlar iman edip sakınsalardı, hem iman etmeleri hem sakınmaları iki şey. Buna karşılık iki şey yine geliyor. Günahlarını örtmek ve cennete koymak. İki maddeye karşı iki madde söz konusu. Şimdi ilgili ayeti özellikle avamile göre ve meraha, maksuta göre değerlendirirsek neler görebiliriz? Enne ismini nasb, haberini raf eden edatlardan birisi. Hurufu müşebbetun bil fiil, avamilde geçiyor. İsmini nasb, haberini raf eder. Ennen ismi ney? Hemen peşine gelen ehle kelimesi ennenin ismidir. Mensuptur. Nasb alameti lamdaki fethadır. Yani ehle. Neden fethayla bitmiş? Enne'den dolayı. Enne'nin görevi bu. Peki el kitabi, kitap kelimesi neden esreyle bitti? Şu anki incelemeyi avamil ve merah üzerinden. Maksut ve merah. Hatta maksut, izli, merah hepsi diyelim. Onların üzerinden bir inceleme yapmaya çalışıyoruz. Ehil kelimesi, şimdi enne için nedir? Biraz daha yavaş gidelim. Enne evvela neydi? Enne amildir. Yani avamili, amil, mamul, irab diye ayırırsak enne amil grubunda yer alır. Harufu müşebbetun bil fiil. İsmini nasb, haberini raf eden edatlardan ikincisi. Ne yapar? İsmini nasb eder, haberini raf eder. Ehle onun ismidir. Mensup, nasb alameti fetha. İsmidir, mensuptur. Madem mensup, o zaman ehle hangi gruba dahil olur avamile göre? Mamulü mensuba dahil olur. Yani mamüldür. Mamülü merfu, mamülü mensup, mamülü mecrur. Çeşitli mamüller var. Onlar içerisinde mamülü mensuba dahil olmaktadır. Ennenin ismi mamülü mensuptan olur yani. Öyleyse ehil nedir? Ehil kelimesi mamüldür. Ne için? Enne için mamüldür. Ama kitap kelimesini göz önüne alırsan, kitap kelimesi için de amildir. Ha öyleyse ehil kelimesi için şunu söyleyebiliriz. Sağındaki kelimenin mamülü, solundaki kelimenin yani el kitap kelimesinin ise amili konumundadır. Öyleyse bir kitap hem bir kelime hem amil hem de mamül olabilir. Nitekim burada olmuş ehil kelimesi böyle bir kelime. Peki ehil kelimesi el kitap için nasıl bir etken? Yani ne olmuş ki amil diyorsun? Amilin nesidir? Amili kıyasi. İsmi muzaf geçiyor değil mi? Amili kıyasi içerisinde. İsmi muzaf diye bir şey vardı. Ehil kelimesi muzaf olan bir isimdir. Öyleyse el kitap nedir? Muzafun ileyhtir. El kitap kelimesinin esreyle bittiğini görmekteyiz. El kitabi. Esreyle bittiğine göre ve muzaftan sonra geliyor. Yani muzafun ileyh konumunda. Öyleyse bu nedir? Mamulu mecrurdandır. Mamulu mecrur iki idi değil mi? Bir, harfi cer ile mecrur. İki, izafetle yani muzaf nedeniyle mecrur diye ikiye ayırmıştık. Ha, burada muzaf nedeniyle yani izafet gerekçesiyle mecrur olarak yazılmıştır. Amenu geliyor peşine. Amenu kelimesi defalarca geçmiş, defalarca izah edilmiş bir kelimedir. Sülasi mücerredi emine idi.
Bunu dersteki herkes biliyor. Emine. İfal babına aktarıldığı zaman e-mene olur. E-mene. E-mene. Bu durumda ortada bulunan hemze. Yani ifal babının hemzesi değil. Kök harfi olan hemze var ya. Mim ile hemze arasında bulunan. Hemze nedir? Yani işli olarak çizdiğim hemze sakindir. E-mene. Ef-ale. Ek-rame. E-mene. Sakin olur. Sakin hemze için birkaç kaideden bahsetmiştik. Demiştik ki sakin hemze makabül meftu olursa hemze ne olur? Neye çevrilir? Elif'e çevrilir. Evet. Bu durumda e-mene ne olmalı? A-mene olmalı. Yeni yazılışı bu. Amene. Amene. Daha sonra bu elif, metarif olan elif gizli metarifine dönüştürülüyor. Böylece sonuç olarak ayette geçen amene kelimesi elde ediliyor. Ve ittekav. İttekav aslında nedir? Vekayeki. Vekayeyekiyu. Biliyorsunuz vekaye. Vekayeyekiyu. İftar babına aktarılmış bu durumda ivtekaye olur. İvtekaye. Bu kelime de defalarca geçmiştir. İvtekaye olur. Ya harfi illet mutarrik makabül meftuh ya elife çevirirsin. İttega olur. Eliftir met harfi. Vav harfi taya dönüşür. Fe harfilik ta'nın evvelinde bulunuyor. Fe harfinde vav bulunduğu için vav taya çevrilir. Taya çevrildikten sonra İki tane tercem cem olmuş olacak. İlk ta sakin, ikincisi harekeli. Kendi aralarında da idgam edilirler. Böylece ittega elde edilmiş olur. Çekim yapılmıştır. Cem müzeker gayiptir. İttegav olarak gelir. Le elbette çeferna. Le elbette ne olurdu? Onlar iman edip sakınsalardı ne olurdu? Le keferna. Elbette biz örterdik. Keffertu keffernâ, kefara, keffara. Yani tef'il babına aktarılmış mazi bir fiildir. Keffertu keffernâ. Keffernâ, i'rabı ne olur bu mazi fiilin? Sükun üzere mebni olur. Evet. Keffernâ, na da faildir. Anhum, onlardan örterdik. Şimdi burada geçen kefera bir fiildir. Fiil olduğuna göre sağdakileri incelemedik diğer fiiller. En azından bu fiili inceleyelim. Avamile göre tekrar edelim. Keferna, kefera, keffera bir fiil. Fiil olduğuna göre avamildeki bilgileri göz önünde bulundurursak şunu söyleyebiliriz. Kıyas amillerden madde 1 mutlak fiildir dersin. Fe kullu fiilin yerfa ve yansibu dersin peşine. Raf eder, nasb eder. Raf ettiği na'dır. Na çünkü faildir. Nasıl raf etmiş? Na'nın raf alameti ne? Na zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebni olan kelimeler de raf alameti, nasb alameti, cer alameti aranmaz. Mebni olduğu için mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur tabirleri kullanılır. Burada fail olduğu için na zamiri fail olduğu için mamulün hangi kısmından olur? Mamulü merfu olur. Çünkü fail mamulü merfudan bir ögedir. Yani mamulü merfudan bir ögedir. Öyleyse na mahallen ne olmalı? Mahallen merfu olmalı. Çünkü mahallen merfu bölümü içerisinde yer almakta. Peşine an hum geliyor. An harfi cer. Harfi cerler amildir. Peşine hum gelmiştir. Hüve huma hum zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irafıdır yine. Peki bu mebni olan hum zamiri neyden sonra gelmiş? Harfi cerden sonra gelmiş. Harfi cer ne iş yapar? Cer eder. Öyleyse hum zamiri mecrurdur dememiz gerekir. Yani nasıl mecrur? Cer alametini göster. Şimdi mebni olduğu için cer alameti şudur denilemez. Ne denilir? Mahallen mecrurdur denilir. Hum zamiri mecrur. Mahallen mecrur. Peki mahallen neden mecrur diyorum da mahallen mensup merfu başka bir şey demiyorum. Mecrur diyorum çünkü başında harfi cer var. Harfi cer ile mecrur olur bir kelime. Harfi cerden sonra gelen kelime mecrurdur. Ya lafzen mecrurdur
Ya da mahallen mecrurdur. Bir şekilde mecrur olması gerekir. Mamul mecrur 2 idi. Harfi cer ile mecrur, izafetle mecrur. Burada harfi cer ile mecrur olmuştur. Hım zamirini görünce aklıma merahtan şu geldi. Merah okuyanların aklına şu gelebilir. Hı ve hıma hum diye neden geldi? Normalde bir kelime. Örnek bir kelime verelim. Kalemun. Veya kitabın. Fark etmez. Şimdi zamir müfette neydi? Hüve idi. Hüve. Bir kelimeyi tesniye yapmak için ne yapılır? Sonra elif getirir. Hüva tesniye olur. Herhangi bir kelimeyi cemi yapmak için ne yaparsın? Sonuna vav getirirsin. Yani kelime cemi de ne olmalı idi? Hüvü olmalıydı değil mi? Hüvü. Hüvü. Sonda yeni bir vav olacak. Bu arada met harfi. Hıvı olmalıydı ama olmamış. Hıvı diye bir kelime yok. Ne var? Mim var onun yerine. Bunun gerekçesini merahta okumuştuk. Peki kefera fiili. Kefera fiili. Dedik ki fekullü fiilen yerfe'an ve yansibu rafettin nâyi. Nasip ettiği nerede? Seyyat kelimesi de onun nasip ettiğidir. Seyyat kelimesi burada mensup. Kendisi mef'ul olmaktadır. Neyin mef'ulu? Kefara fiilin. Kefara fiilinin mef'ulu. Seyyat kelimesi nasıl mensuptur? Şimdi bakıyorum sonunda esre var. Yani seyyati diye bitiyor. Bir de him var. Him zamir zaten. Hüve huma hum. Hiye huma hunne. Hiye olur, hüve olur. Hum, him diye gelmiş burada. Seyyati, ta ile kelime bitiyor. Peşine gelen him zamirdir, konumuzun dışıdır. Yani seyyati kelimesinin esre ile bittiğini, ta'da sonuncu harfte esre olduğunu görmekteyiz. Ama bu esre fetha makamındadır. Yani seyyat kelimesi mensuptur. Neden? Çünkü bu kelime cem-i müennes salimdir. Cem-i müennes salimler nasb alameti fetha değil esredir. Bunlar hiçbir zaman için fetha almazlar. Bu anlattıklarım avamilin son bölümünde İrab bahsinde işlenen, anlatılan şeyler. Seyyat kelimesinin mensup olmasının gerekçesi nedir? Keffara fiilidir. Onu nasb etmiştir. Seyyat kelimesi öyleyse nedir? Mamuldür. Mamulü mensuptandır. Ne için mamuldür? Keffara fiili için. Ama seyyat kelimesi aynı zamanda amildir de. Ne için amildir? Him zamiri için. Yani seyyat kelimesi hem amil hem de mamuldür. Öyleyse diyebiliriz ki bazı kelimeler hem amil hem de mamul olabilir. Bazı kelimeler demek doğru bir tabir olmadı. Hani hangi kelimeler diye sorulur. Belirli kelimeler mi var? 3-5 kelime mi? O değil aslında. Cümlenin akışına bağlı olarak herhangi bir kelime hem amil hem mamul olabilir. Doğru anlatım bu olsa gerek. Ve le edhannâhum. Ve le edhannâ. Edhaltu edhannâ. Biz dahil eder idik, koyardık, sokardık. Hum onları nereye? Cennetin naim. Naim cennetine. Şimdi edhale, dehale. Dehale girdi demek. Dehale. Kim girdi? İşte Ali'nin Ali mesela. İfal babına aktarılmış. Bu durumda ne olmuş? Edhale olmuş. Edhale. Na faildir. Hım birinci mef'ul. Cennet kelimesi ikinci mef'ul. İki tane mef'ul var burada. Nasıl iki tane mef'ul almış? Şimdi henüz belki işlemedik. İzharda iki mef'ul alanlar, üç mef'ul alanlar anlatılmıştır. Dehale veya edhale iki mef'ul alanlar arasında sayılmış mıdır? Sayılmamıştır. Nasıl iki mef'ul aldı? Şundan aldı. Bir kelime sülasi mücerret iken müteddi ise ifal babına aktarıldığı zaman hala müteddi olmaya devam eder. Ama artık iki mef'ul alır. Sülasi mücerret iken tek mef'ul alan bir kelime, yani müteddi olan bir kelime ifal babına aktarıldığı zaman müteddiliği devam eder. Sadece artık bir değil iki mef'ul alır. Burada iki mef'ul alınmıştır. Edhaltu edhalna mazifi sükun üzere mebni. Na onun faili.
Öyleyse madem fail, mamülü merfudan olmalı. Evet, na mamülü merfudandır. Mamülü merfudansa merfu olmalı. Evet, raf alameti nerede? Görünmez. Niye? Zamir. Çünkü zamirler mebnidir. Mebni ise o zaman irabını mahallen alması gerekir. Mahallen ne diyelim? Madem ki faildir ve failler mamulü merfudandır dedik. Merfu kelimesini kullandık. Öyleyse mahallen merfu deriz. Peşine gelen hım mef'uldür. Mef'ul olduğuna göre mamul mensuptan olmalı. Doğru. Nasf alameti nerede? Nasf alameti mimdeki sükun mu? Yok. Ha'daki ötre mi? Hayır. Ney? Mebni olduğu için mahallen irap almalı. Mahallen mensup diyeceğiz. Na için mahallen merfu, hum için mahallen mensup. Cennet kelimesi de ikinci mef'uldür. Bu kelime de ikinci meful. Nasıl meful? Esra almış. Esra almış ama cem önüne salim olduğu için onun esresi fetha yerine kaimdir. Fetha sayıdır yani. Dolayısıyla o da ikinci mefuldür. Mamulü mensuptan. Mamuldür. Cennet kelimesi aynı zamanda nedir? Bir de amildir. Neyin amili? En-Naim kelimesinin amilidir. Cennet kelimesi kıyasi amillerden ism muzaf olur. En-Naim kelimesi ise muzaftan sonra geldiğine göre ne olmalı? Muzafun ileyh olmalı. Muzafun ileyhler mamulu mecrurdan olur. Zaten mamulu mecrur ikiydi. İzafetle mecrur, harfi cerle mecrur. Cer alameti sonuncu harfte bulunan esre olmaktadır. Buraya kadar biraz daha çok avamil üzerinden anlatım yapmaya çalıştık. İkinci ayete geçelim. Levşayet ennehum onlar ekamu uysalar idi. Neye? Tevrat adlı kitaba. Vel İncil'e ve İncil adlı kitaba onlar uysalar idi. Ve daha neye? Ma o şey ki unzile indirildi ileyhim kendilerine min Rabbim. Rableri tarafından kendilerine indirilene de dahil uysalardı. Ne olurdu? Le elbette ekelu onlar yerdiler. Min fevkihim. Fevk üstünden demek. Min fevkihim. Onların üstünden yerlerdi. Ve min tahti erculihim. Ercul ayak demek. Riclun bir ayak. Ercul pek çok ayak. Kırık çoğu. Ayaklar demek. Taht üstünde. Min tahti erculihim. Onların ayaklarının üstünden de yerler idi. Minhum onlardan kimisi, onlardan vardır yani kimisi de nedir? Ümmetün bir ümmettir. Muktaside ılımlı öyle ümmet ki muktasidetun ılımlı bir ümmet. Ve kethirun çoğu ise minhum onlardan sa'e ne kötüdür. Ney? Ma o şey ki yamelun onlar yapıyor. Çoğu da kötü iş yapar yani. Peki şimdi incelemeye geçelim. Levşayet ennehum onlar ekamu uysalar idi. Burada geçen en neyi mesela hemen avamile göre değerlendirebiliriz. Levşayet. Şayet ennehum onlar ekamu uysalardı et-Tevrat'a ve el-İncil'e ve İncil'e uysalardı. Burada avamile göre inceleme yapılacak bayağı şeyler var. Mesela enne ismine nasb haberini raf eden edatımız yine. Hım onun ismidir, zamirdir, mebnidir, mahallen mensuptur, mamul mensuptan olur. Ekamu ise haberidir. Nasıl haber bu? Bu cümle haberdir. Fiil cümlesi olarak haber gelmiştir. Yani haber her zaman için tek bir isimden, bir kelimeden meydana gelmez. Bazen isim cümlesi. Cümle dediğime göre müpteda ve haber. Bazen fiil cümlesi yani fiil artı fail. Çoğunluğun değerlendirmesine göre fiil cümlesi fiil artı failden oluşur. Bazıları meful de dahil ederler buna. Bunun dışında şibih cümle de olabilir haber. Burada fiil cümlesi olarak gelmiştir. Nasıl fiil cümlesi? Ekamu fiildir ve faildir. Ekamu fiil artı vav fail. Fiil fail bir bütün olarak ennenin haberidir. Yani ekamu haberdir deyip geçmek doğru olmaz. Ekamu artı onun faili olan vav. Neyin faili? Ekamu fiilinin faili olan vav. Birlikte bir cümle olurlar. Fiil cümlesi olurlar. Ve ennenin haberi olurlar.
Madem enden haber edir, öyleyse ekamunun irabı nedir? Şimdi ekamunun irabı nedir denildiği zaman dikkat edilmesi gerekir. Ekamunun irabı nedir? Eğer ekamun irabı nedir derken ekamu fiilini sadece kastederek soruyorsan başka bir sonuç. Ekamu cümlesini kastederek soruyorsan başka bir sonuç bulursun. Ne kastettiğine bağlı. 1. Ben ekamu fiilini kastediyorum. Ekamu fiili ne? Mazi fiil. Ekame, ekama, ekamu. Cem-i müzekker gaiptir. Asli harflerden sonuncusu mimdir. Harekesinin zamme olduğunu görmekteyiz. Öyleyse hocamın da yazdığı üzere zamme üzere mebnidir dersin. Ney? Ekamu fiili. Bir de bunun faili var. Vav, değil mi? Fiil, fail birlikte bir cümle olarak irabını kastediyorsan, ekamu cümlesini, yani fiil artı fail birlikte bunun irabını soruyorsan, o zaman yine hocamın yazdığı üzere mahallen merfu dersin. Yani ne kastettiğine bağlı. Enlerin haberi olarak bir cümle olarak değerlendirirsek mahallen merfu diyoruz. Niye merfu diyorsun? Çünkü enlerin haberi merfu olur. Niye mahallen diyorsun? Çünkü cümleler lafzen irab almazlar. Cümleler mahallen irab alırlar. Bu yüzden mahallen kelimesinin o tabiri kullanmam gerekiyor. Buradaki vav faildir. Failler mamun merfudandır. Vav bir harftir. Kendisinin raf alameti ötre olabilir mi? Olamaz. Zaten harekesi yok ki. Mimin harekesi var. Öyleyse vav da nedir? Mahallen merfudur. Şimdi ekam üzerinde de duralım. Sarf konusuna geçelim. Biraz nahivden bahsettik. Avamile göre değerlendirmeler yaptık. Sarfa geçelim. Ekamu hangi babtandır? İfal babındandır. Evet. Ekamu kelime aslında neydi? Kame. Kame de aslında kavme. Elif aslında vavdı. Buna göre kelimenin aslı KVM. KVM. KVM kelimesi, şimdi bakıyorsun, ifal babını aktaracaksın. Nasıl aktarılır? Ef'ale'de olduğu üzere ekveme olur. Ekveme. Ekveme. Şimdi KVM'yi değerlendirirsen vav harfi illet mutarik ma kavl meftu vav elife çevirdim. Kame oldu. Onu zaten bulursun. Ekvemeyi değerlendirirsen vav harfi illet mutarik makabli sahih sakin vav'ın harekesini sahih sakin olan makabline yani kafa verirsem yeni yazılış şöyle olur. Egavme olur değil mi? Egavme. Vav harfi sakin. Maksutta bu geçiyordu. Vav sakin. Ne gerekçesiyle sakin? Harekesinin makabline aktarılması gerekçesiyle sakin. Bu durumda vav ne olurdu? Gayri asli sükuna sahip. Evet, bu durumda vav yine de elife çevrilirdi. Ve çevirdik. Böylece ekameyi elde ettik. Ekame böylece elde edildi. Ekame, ekama, ekamu cem müzdeker gayb mazi fiil. Sondaki elifin elifi farika olduğunu, kendisiyle alakalı görüşlerin neler olduğunu zaten biliyorsunuz merahtan. Peki ekamu fiil dedik. Va fail. Şimdi madem ki bu fiildir, öyleyse kıyas-ı amilden olmalı. Madem kıyas-ı amilden, fekullü fiilen yerfe'u ve yensibu. Raf ettiği vavdır. Mahalle merfu. Nasb ettiği et-tevrate. Tevrat kelimesi mensuptur. Mamul mensuptandır o zaman. Mamul mensuptan ne olsun? Hal midir? Temyiz midir? Yok. Mef'uldür. Et-tevrat kelimesi ekamu fiilinin mef'ulü olmakta. Peşine vel İncil geliyor. Şimdi önemli yani peşine İncil kelimesinin geliyor olması bizim gibi dil yönünden inceleyenler açısından da önemli. Neden? Arada vav var. Şimdi avamili düşündüğünde vav ne iş yapardı? Vav bir atıf harfidir. Sağındaki irabı sola aktarır. Et tevra te mensuptur. El İncil le bu da mensuptur. Et-Tevrat kelimesi ekamu fiilinin mef'ulüdür. Mef'ul olduğu için mensuptur Tevrat kelimesi. El-İncil kelimesi niye mensup, niye fethalı?
Vav'dan dolayı. Pardon. Et-Tevrat kelimesi ma'tufun aleyh'tir. Yani kendi üzerine atfedilmeyen bir kelime var. Kendi üzerine bağlıyorsun bir kelimeyi. El-İncil kelimesi ma'tuftur. Bu kelimeyi Et-Tevrat üzerine atfediyoruz, bağlıyoruz. Bir kelimeyi bir başka kelime üzerine atfediyorsun, bağlıyorsun. Bunu neyle yapıyorsun? Arada atıf edatı var değil mi? Atıf için kullanılan bir vasıta var. Bu da vav'dır. Vav'ın da manası ve idi biliyorsunuz. Bu konu nerede geçer? Avamil'in son bahsi olan, son bahsi demeyeyim, sonlarında yer alan ma'mulü bittebe'iye içerisinde sıfatı gördük. Daha sonra ne gördük? Sıfattan sonra atıfı gördük. İşte atıf konusu. Ma'mulü bittebe'iye de geçen bir konu. Ma'mulü bittebe'iye 5 dedik. Bir tanesi de atıf idi. Atıf da çeşitli edatlar ile gerçekleştirilmekteydi. Burada vav'ı görüyoruz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Evet. Ve ma unzile. Tevrat'a ve İncil'e uysalardı ve daha neye uysalar idi? Ma o şey ki enzele unzile indirildi. Hüve o. Yani ne indirildi? Hüve o. İndirilene de uysalardı. Enzele unzile. Unzile nedir? Meçhul mazi fiildir. Hüve naibu faili olur. İleyhim onlara yani kendilerine indirilene de inansalardı. Onu da ona da uysalar idi diyor. İleyhim ila harfi cer, him ise zamirdir. İla harfi cer. Harfi cerler avamilde işrune diye geçmişti değil mi? 20 tanedir. Bir tanesi de iladır. İla burada iley olarak gelmiş. İlahim olmaz çünkü ileyhim olur. Ya burada cezimlenir. İleyhim kendilerine indirilene. Kim tarafından? Min Rabbihim kendi Rableri tarafından. Min harfi cer. Arap kelimesi Rabbe yerubbu. Rabbe yerubbu. Rabbe yerbubu. Birinci baptan muzaf fiil olan Rabbe yerubbunun mastarıdır. Rabbi. Min harfi cer dedik. Yani amildir. Rabbi onun nesi olur? Mecruru olur. Öyleyse nereden olmalı? Mamulü mecrurdan olmalı. Yani Rab mecrurdur. Mamulü mecrurdandır. Mamuldür ve mecrur kısmındandır. Ama Rab kelimesi aynı zamanda amildir. Amili kıyasidendir. Çünkü muzaftır. İsmi muzaf diye geçen kelime türündendir. Him ise onun muzafun ileyhi olmakta. Yani mecrurdur. Mamul mecrurdan olur. Him. Zamir olduğu için de mahallen mecrur diyeceğiz. Le ekelu. Le ekelu. Ekele, ekela, ekelu. Ekele. Sahih, salim. Muzaf, mehmus. Artık misal, naks. Düşündüğümüzde nedir? Sahihin mehmuz kısmındadır değil mi? Hemze var. E, K, L. Mehmuzul fa. Çünkü faal fiili konumunda. Faal fiili konumunda bulunduğu için oluyor. Öyleyse mehmuzul fa dedik. Ekelu onlar yer idi. Bak sen yersin değil. Siz yersiniz değil. Onlar. Çünkü cem müzeker gaiptir. O cemiliği ve gaipliği ifade etmek gerekiyor mana verirken. Vav fail. Min harfi cer. Fevki onun mecruru. Harfi cer amildir. Fevki mamulü mecrurdan. Harfi cer nedeniyle mecrur olmuş. Fevki aynı zamanda amildir. Kıyas amilden isim muzaf olur. Him muzafun leh olduğuna göre ne olmalı? Mamulü mecrurdan olmalı. Şimdi bu sık sık geçiyor. İşte Rabbihim de geçti. Az önce. Şimdi fevgihim de geçti. Ne geçti? Ne anlatmak istiyorum? Ondan daha önce seyyiatihim de geçti. Bir isim. İsim olan bir kelime. Bir zamire bitişirse. İsim olan bir kelime. Bir zamire bitişirse orada izafet olur zaten. O isim muzaftır. Bitiştiği zamir de muzafın ilehtir. Bu garanti böyledir. Bir zamir, bir isim. Bunlar bitişirlerse
Orada kesinlikle izafet vardır. O isim muzaf. Bitiştiği zamir de muzafun ileyh olur. Buna zaten az çok merahta da değinmiştik. E min tahti erculihim. Min harfi cer. Harfi cer olduğuna göre amil. Tahti harfi cerden sonra geldiğine göre mecrurdur. Mecrur olduğuna göre mamulü mecrurdandır. Yani hem mamuldür hem de mecrur kısmındandır. Taht kelimesinden sonra bir isim daha gelmiş ve erculi kelime esse ile bitmiş. Ercul bir kelime, him başka bir kelime. Erculi mecrur, cer alameti esre. Niye mecrur? Başında harfi cer var mı? Burada min var. Min oradan oraya etki edemez. Min kendisine en yakın olan kelime etki eder. Bir sonrakine etmez. Öyleyse erculi neden esre? Çünkü taht kelimesi muzaftır burada. Taht kelimesi muzaf. Ercul ise muzafun ileyhtir. Ercul aynı zamanda muzaftır. Him de onun muzafın ileyhidir. Ha, o zaman burada zincirleme isim tanımlaması var desek olur mu? Olur. Nerede zincirleme isim tanımlaması var diyebilirsin? Bir kelime hem muzaf hem de muzafun ileyh oluyorsa orada zincirleme isim tanımlaması var diyebilirsin. Hem muzaf hem muzafun ileyh oluyorsa. İşte taht kelimesi. Taht kelimesi nedir? Mecrurdur. Muzafun ileyh değildir gerçi. Sadece muzaftır. Ama ercül kelimesine baktığımızda ercül taht kelimesinin muzafun ileyhi iken him zamirinin muzafıdır. Ercül yani hem amil hem mamuldür. Tahta hem amil hem mamuldür. Bir kelimenin hem amil hem mamul olabileceğine dair bayağı bir örnekler geçti. Minhum min harfi cerhum mecruru. Nasıl mecrur? Zamir, mebni, mahallen mecrur. Bunlar artık oturmuştur. Ümmetün muktesidetün. Sıfat mevsuf ilişkisi var değil mi? Ümmetün muktesidetün. Ümmet mevsuftur. Yani sıfatlanan kelimedir. Bu da avamilde geçiyordu. Hatta avamil mamülü bittebeyyenin birinci maddesi nedir? Sıfat konusudur. Sıfat mevsuf. Ümmetün mevsuf yani sıfatlanmış kelimedir. Muktesit kelimesi ise sıfattır. Yani özellik belirten kelimedir. Muktesit kelimesi ismi fail olur. İktisade, yektesidu, iktisat. İktisat okuyorum. Hani üniversite okuyorsun. Hangi bölüm? İşte iktisat okuyorum. İşte iktisat da aynı kökten. Muktesit de onun ismi failidir. Ve kethirun minhum sa'e. Sa'e. Zem fiilidir. Sa'e. Zem fiili, yerme fiili yani. Yerme, eleştiri fiili diyebilirsin. Ne kötü oldu, ne kötüdür. Sa'e. Neymiş o kötü olan? Ma, o şey ki ya'melune, onlar yapıyorlar. Burada geçen ma, temyiz. Ya'melune, fiil. Vav, onu fail. Baştaki ya, muzari olduğunu. Ve bu tadi de ya yani muzari olduğunu, sondaki onun merfu olduğunu göstermekte. Ya eyyüher rasulü. Rasul müfret, rusul cemi mükesser olmakta. Burada ne geçmiş? Rasulü. Ey elçi. Ne yap? Belliğ, tebliğ et. Bildir, anlat, ifade et. Neyi? Ma o şey ki unzile indirildi ileki sana min rabbike Rabbin tarafından sana ne indirildiyse onu tebliğ et bildir anlat. Ve inşa et lem tef'al ente fail olur. Sen yapmaz isen fema bellagte fe bu durumda ma bellagte risalete. Risale elçilik demek. Risaletehu onun elçiliğini onun vermiş olduğu görevi fema bellagte ulaştırmamış, yapmamış, gerçekleştirmemiş olursun. Ma bellagte tebliğ etmemiş olursun. Risaletehu onun mesajını. Onun mesajını ulaştırmamış olursun. Onun elçiliğini ihmal etmiş olursun. Allah Allah ya'simu. Asame ya'simu. Koruyacak ke seni minennas insanlardan. İnna Allah şüphesiz ki Allah la yehdi he la yehdi. Hidayet vermez. Kime? El kavme, kavme. Öyle kavim ki el kafirine. Kafir olan, kafirler topluluğuna yani hidayet vermez.
Mana bu şekilde bir inceleme yapalım. Ya Resul, ey elçi. Belliğ, bellega, yübelliğu, tebliğ, belliğ. Binası ne içindir? Bak hangi babtandır demiyorum bu defa. Bir ileri direkt binasını sordum. Teksir içindir. Teksir bir yerde mübalağa demek yani çokluk demek ya. Belli yani iyice tebliğ et, iyice anlat, apaçık ifade et. Neyi? Ma'u şey ki unzile indirildi ileyke sana. Enzele unzile meçhul fiil. Madem meçhul fiil öylesine lazım ona naib-i fail lazım. Naib-i faili gizli zamir olan hüve olur. İstitare vacip mi caiz mi? Merah'ta görülmüştü. İstitare vacip caiz konusu. İstitare caizdir değil mi? Burası müfet müzekker gayb kalıbıdır. Müfet müzekker gayb kalıbında zamirlerin gizlenmesi vacip değildir, caizdir. Belli tebliğ et emri hazır sükun üzere mebni. Emri hazır sükun üzere mebni. Ente gizli zamir fail olur. Ma ise meful olur o zaman. Ma o şeyi. Ma burada isim mevsuldür. İsim mevsulle duruma göre fail de olur, müpteda da olur, meful de olur. Burada mef'ul olarak gelmiş kendisine yer bulmuştur. Enzele unzile indirildi. Hüve o şey. Artık her neyse. Mesaj yani vahiy. İleyke sana. Kim tarafından? Min Rabbike Rabbin tarafından. Enzele unzile mazi fiil meçhul olsun olmasın fark etmez. Fetha üzere mebni görüldüğü üzere. İleyke ila harfi cer ke mecrurdur. O zaman ila ne oldu? Amil. Ke ise mamul oldu. Mamul mecrurdandır. Mebnidir çünkü zamirdir. Öyleyse mahallen mecrurdur deriz yine. Min harfi cer amil. Rabbi. Rabbi rubu Rabbun Rabbi. Mastar yine Rabbi rubu kökünden mastar gayrimimi olur. Mecrur celalameti esre. Aynı zamanda amildir. Ke'nin amili. Çünkü muzaftır. Ke ise muzafın ileyh olmaktadır. Ve in lem tefal in şayet in şartiye şart edat cezmedat lem tefal müfet müzeker muhatap burası bu yüzden ente gizli zamir burada fail olur lem tefal sen yapmadın in lem tefal sen yapmazsan mana bu şekilde olur eğer sen yapmazsan ve bu durumda ma bellate cevap geliyor değil mi? Eğer yapmazsan şart cümlesi burası. İn şartiye lem tefal şart cümlesi. Yapmazsan ne olur? Fema bellate risalete. Görevini yapmamış oluruz. Burası da cevaptır. Cevabın başına fa dahil olmuştur. Fa neden dahil olur? Bunun da izahı var. Henüz görmedik. Ma bellate. Ma burada nafiye. Bellate ketepte nesarte gibi. Müfet müzeker muhatap kalıptır. Bellaga bellate tefil babından. Tefail risale burası da meful olmakta. Meful olduğuna göre mamur mensuptandır. Risalet kelimesi. Doğru. Ama aynı zamanda amildir. Niye? Çünkü zamire bitişmiş. Zamire bitişen kelimeler muzaf olur demiştik. Yani hu da muzafın ilehtir. Mamur mecrurdandır. Risalete kelimesi niye fethalı? Mefuldür. Mefuldür ama niye fethalı? Çünkü fiil amildir, ona nasp etmek ister. Tamam nasp olsun da niye fethalı hala sorulabilir. Çünkü Risalet kelimesi müfett bir isimdir, musarif bir isimdir. Bu yüzden onun da nasp alameti fethadır. Bu niye niye niyeler avamilin sonunda yer alan irab bahsi işlendiğinde daha net anlaşılacak ne kastedildi. Allahu Allah Celle Celaluhu. Ya'simu. Burada lafzatullah mübteda olur. Allah Allah nedir? Mübteda bu. Ya'simu ise haber olur. Ya'simu haber olur derken ya'simu bir fiildir. Fiil kendi kendine haber olamaz. Ya'simu artı gizli zamir olan hüve yani fail. Fiil fail. Birlikte bir fiil cümlesi olarak haber olur. Ya'simu hüve. Ya'simu korur. Koruyacak. Kim? Hüve. Gizli zamir. O Allah koruyacak. Celle Celaluhu. Kimi koruyacak? Ke seni. Ke de meful bih oldu.
Öyleyse bu fiil ne yaptı yani? Raf etti, kendine fail aldı, nasb etti, kendisine meful aldı. Yasimu artı hüve bir fiil cümlesi olarak haberdir. Haberler yani müptedanın haberi diyelim. Tüm haberler değil. Müptedanın haberi nedir? Merfudur. Nitekim mamul-i merfuya bakarsak müpteda haber peş peşe gelir. Bunlar merfu olduğu mamul-i merfuda ifade edilmiş idi. Bu cümle olarak haber olduğuna göre irabı da cümle olarak değerlendirilmesi gerekir. Cümlelere direkt merfu deyip geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Mahallen merfu dememiz gerekir. Evet, yasimu artı ve birlikte bir fiil cümlesi olarak mahallen merfu olur. K mef'ule bu da mahallen mensub olur. Çünkü zamirdir. Zamirler mebnidir. Peşine minen nas, min harfi cer en nas ise onun mecruru olmakta. Minen nas insanlardan, insanlardan demek. İnsanlardan ne? İnsanlardan sana zarar mı gelir? İnsanlardan sana vebal mi gelir? Yani konu ne? İnsanlardan koruyacak. Yani min harfi cer yasimu fiili ile alakalıdır. Bunu demek istedim. Harfi cerlerin bir nesi vardır? Kendisi de alakalı, ilişkili kelimesi vardır. Mutallik, mutallak diye bir kavram, bir tabir var. Min harfi cerinin, tüm harfi cerler değilse de harfi cerlerin çoğunun diyelim, zayıf olanlar hariç. Çoğunun nesi vardır? Bir mutallakı vardır. Mutallaklar fiil, şibi fiil, manayı fiil. Üçünden biri olmakta. Burada direkt fiil. Yasimu fiili min harfi cerri için mutallaktır. Onunla ilişkilidir. Ne demek mutallak? Minen nasi min den dan demek. Den veya dan cümlenin akışına bağlı olarak. En nas insanlar. İnsanlardan demektir minen nasi. İnsanlardan ne? İnsanlardan tahtaya yazsan derler ki insanlardan ne yani cümlenin devamı ne? İnsanlardan korur dediğinde mana oturmuş olur. İnnallâhe şüphesiz ki Allah la yehdi hedâ yehdi hedeye yehdiyu hedeye yehdiyu rameye yermiyu rama yermi hedâ yehdi. Aynı kural cereyan etmiş değil mi? Kesreden sonra yani zammede olması ağır olduğundan zammedeki silinmiştir. Yehdi olarak kalmış yani. La yehdi. Şimdi burayı da değerlendirelim. Burada bir inne var. Avamile göre burayı değerlendirebiliriz. İnne ismini nasıl haberini raf eder? Allah'e. Onun ismi mensup nasıl alameti fetha. La yehdi. Heda yehdi bir fiildir. Kendisinin faili nerede? Faili gizli zamir olan hüve. Öyleyse yehdi artı gizli zamir olan hüve. Birlikte bir fiil cümlesi olarak ne olur? İnnenin haberi olur. Öyleyse nedir? Merfudur. Nasıl merfu olsun? Mahallen olsun. Çünkü cümle bu. Niye merfu diyorsun ki? Çünkü innenin haberi merfu olur dedik. Mamulü merfu da sayıldı bu. Bu yüzden buna merfu demem gerekir. Niye mahallen diyorsun? Çünkü cümleler lafzan irab almaz. Bu da bir kural. Yehdi fiil, hüve onun faili, meful nerede? Meful el kavme onun mef'ulüdür. El kavm onun mef'ulü olmakta. Peki la yehdi dedik şimdi. Yehdi kelimesi sadece muzari inceledim. Heda yehdi, yehdi yu. Muzari'nin irabı ne burada? Merfu. Nasıl merfu? Takdiren merfu. Yehdi yu çünkü aslı. Ya da zamme var. Ama şu anda var mı? Şu anda yok. Niye? Sikal. Sikal dile gelen ağırlık demek. Kesreden sonra yağını zamme olarak bulunması telaffuz açısından dile ağır geliyor yani. Bu yüzden kendisindeki zamme silinmiş. Takdire merfu denir. El kavme mef'uldür. Bu yüzden mensup nasıl alameti fetha. Öyleyse mamur mensuptan. Doğru. Peşine gelen el kafirine. El kafirine kelimesine baktığımızda kafirin kelimesi el kavm kelimesinin sıfatı olmakta. El kavm öyleyse mevsuf. El kafirine ise sıfattır. Bu konulara da geçerdi. Mamuru bir tebaiye içerisinde sıfat konusunda geçmiş idi. Daha yeni geçti. El kafirine mensup. Nasıl alameti ne? Nundaki fetha mı? Nundaki fetha değil. Bu kelime cem-i müzekker salimdir. Kafirune kafirine. Nasıl alameti nunun hemen sağında yer alan ya harfidir. Kafirun kafirani. Kafirune kafirine. 67 bitirdik böylece. 67 yazıyor ama artık 68'deyiz. Gul de ki. Gul ukvul.
Biliyorsunuz ukvuliydi. Şimdi anlatmaya başlarsam bu bayağı bir zaman alır. Siz bunu maksuttan hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamayanlar maksuttan bakabilir. Ukvul ne oldu da gul diye kaldı. Bunun da bir serüveni vardı. Gâle yegûlu. Gâbele yekvulu ukvulu ukvul. Ugul. Gul. Gul de. Söyle. Ya ehleri kitabı. Ey ehli kitap. Lestum. Siz değilsiniz. Hala şeyin bir şey üzere değilsiniz. Bir şey üzerine değilsiniz. Hatta tukimu uymadıkça, tabi olmadıkça ne? Tevrat'e, Tevrat'a ve daha neye uymadıkça? El İncil'e, İncil adlı kitaba da uymadıkça bir şey üzerine değilsiniz. Yani doğru yol üzerine değilsiniz. Saptınız gidiyorsunuz. Ve daha neye uymadıkça bir şey üzere değilsiniz. Ma o şey ki unzile indirildi. İleykum size min Rabbikum. Rabbiniz tarafından size indirilene de uymadıkça, tabi olmadıkça bir şey üzere değilsiniz. Ve le elbette Yezi'den artıracak kesiran mi kesiran çoğunu minhum içinizden. Ma o şey ki unzile indirildi ileyke sana min Rabbike Rabbinden. Duyanen azgınlığını artıracak ve küfran ve küfrünü artıracak. Öyleyse bu durumda la te'se sen üzülme. Alel kavmil kafirine kafir topluluğuna sen üzülme. Şimdi gur kelimesine az çok değinmeye çalıştım. Fazla uzatmadım. Bildiğinizi düşünüyorum. Ehli kitabı, ehli kitap. Lestum. Bunun üzerinde biraz duralım. Lestum leyse. Leyse diye bir fiil geçti değil mi? Avamilde var leyse fiili. Leyse. Haberini nasb eder. İsmini ne yapar? Haberini nasb ederse ismini de raf eder zaten. İnleyenlerin tam zıttına bir iş yapar yani leyse. İsmi nerede? İsmi Tum zaten. Tum onun ismidir. Lestum siz değilsiniz. Ala şeyin bir şey üzerine. Ala harfi cer amil. Şeyin mecruru. Mamulün mecrurdan olur. Mahallen mi mecrur? Yo. Lafza mecrur bak. Es sesini görebiliyorum. Hatta ta ki tukimu. Aslında ekame yukimu tugimu. Tugimane tugimune. Tugimune. Sonda nun vardı. Ama yok. Yani niye yok? Sondaki nun düşmüş. Neden? Başta hatta var. Hatta'dan sonra gelen muzariler mensuptur. Mensuptur ne demek yani? Fetham alır demek. Yok. Mensubun ne manaya geldiği direkt şu manaya gelir diyemeyiz. Yani kelimenin türüne bağlıdır. Buradaki tugaymu kelimesi cem müzekker salimdir. Cem müzekker olan kelimelerin nasb alameti sondaki nunların düşmesidir. Fiil için konuşuyorum bunu. İsim değil konumuz. Sondaki nun düşmüş olması onun mensup olduğunu gösterir. Konu isim değil ama eğer isimlerdeki mensupluğu konuşursak işte kafirine için az önce mensup dedik sonda nun vardı hocam. Nun'un olmaması muzari de nasb alameti. El kafirin isimdir. Bak başında elif lam var. İsim olduğu belli. Kafirler demek zaten manası. Kafirler yani isimlerde ise nasb alameti cemil müzekker salimlerden bahsediyorum. Ya'nın var olmasıdır. Nun'un sağında ya var. Şu an için konumuz değil o. Hatta en tuqimu ekame kame kavme sayfanın başında geçen kelime değil mi yine? Sayfanın baş taraflarında geçen kelime karşımıza geldi. İfal babındandır. Tuqimune idi. Cem müzekker muhataptır. Sondakinin düşmüştür. Vafail fail et tevrate meful nasb alameti fetha. Vav atıf harfi yine. Et-Tevrat hem meful hem matufun aleyh. El-İncil sadece matuf. Ve ma ve o şey ki enzere unzile hüve naib-i fail olur. İndirildi ileykum size min Rabbikum Rabbiniz tarafından. Min harfi cer Rab mecrur. Aynı zamanda muzaf. Kum da onun mecruru. Yani Rab kelimesi hem amil hem mamul oldu yine değil mi? Le yezidenne. Zade yezidu yezide. Lam var. Sonu fethalanmış. Le yezidenne.
Şimdi Yezid kelimesi, Yezidenne kelimesi nun-u müşeddede ile bittiği için bu fiil ne olmalı? Bu muzari fiil mebni olmalı. Değil mi? Zade Yezidu. Her ne kadar direkt muzari fiilin bu kalıbı, yani şöyle diyelim, muzari fiilin cem-i müennesleri mebni olur sadece. Cem-i müennes gaibe ve cem-i müennes muhataba. Muzari'de sadece buralar mebnidir. Ancak muzari fiile nun-u müşeddede dahil olursa, hangi kalıp olursa olsun o muzari direkt mebni olur. İşlenmişti bu da. Mebnidir yani Yezid'den de fiili. Kesiran minhum ma unzile yine hüve naibu fail olur. İleyke ila harfi cer ke mecruru min harfi cer. Rab onun mecruru ve aynı zamanda muzafı. Ke de onun muzafı ileyhi. Duyanen ve küfren. Küfran. Vav nedir? Vav burada atıf harfidir. Duyan'daki mensupluğu hemen sonunda yer alan küfran kelimesine aktarmıştır. Söyleyse la te'se. La te'se sen üzülme. Nehi hazır. Ente gizli zamir fail olur. Fela te'se alel kavmil kafirine. Ala harfi cer amildir. El kavm mecrur. Öyleyse mamul mecrurdan. Doğru. Aynı zamanda muzaf. Öyleyse aynı zamanda demek ki neymiş bu? Kıyas amil denmiş. Hem amil hem mamul yani. El kafirine muzafun ileyhi cer alameti. Nunu san ver alan yağdır. Cem müzekker salimdir bu kelime. İnnellezine amenu. Son iki ayet kaldı. 69. İnnellezine o kimseler ki aminu iman ettiler. Vellezine ve o kimseler ki hadu Yahudiler yani. Ve sabiune ve sabiiler iman edenler Yahudiler, sabiiler ve ennesara ve Hristiyanlar. Men her kim amen iman ederse billahi Allah'a ve daha neye iman ederse el yevmil ahiri ahiret gününe de iman ederse ve daha ne yaparsa amile bir amel yaparsa salihen salih bir amel fe bu durumda la hafun bir korku yoktur aleyhim onlara ve lahum ve onlar için yine yoktur yahzenune hüzün onlar hüzünlenecek de değildirler. Tabi burada bazı şeyler geçti, bazı şeyler geçmedi. Şimdi bu ayetin manası üzerinden mealciler arasında bir takım tartışmalar olmaktadır. Fark edenleriniz vardır belki. Benzer bir ayet daha önceden de geçmişti. Bakara suresindeydi. Burada ne diyor? İman edenler yani iman edenler müminler. Sonra Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar. Ne yapmaları yeterli? Allah'a inansınlar, ahiret gününe. Bir de iyi iş yapıyorlarsa bitmiştir. Korkmalarına gerek yok. Peygamber geçti mi? Yok. Kitap geçti mi? Yok. Ne bileyim kader geçti mi? Hayır. Bu kadar şey yapmaları, Allah'a inanmak, ahiret günü ve yararlı iş. Tabi yararlı iş içerisinde neler dahil edilebilir? Onun sonu yok. Bu üç şey yapmak cennete girmeyi gerektirir şeklinde anlaşıldı değil mi? Bunu mealciler arasında ihtilaflar böyle gel gitler oluyor. Dolayısıyla ayetin tefsirine bakarsanız, bir de 3-5 meal araştırırsanız, bu benzeri ayetlerde ne gibi tartışmalar olmuştur? İncelemeniz sizin için iyi olabilir. İnnellezîne âmenû. Âmenû fiili artık bizler için meşhur bir kelime oldu değil mi? Kelime olarak sarf açısından meşhur bir kelime. Vellezîne hâdû ve sâbiûne ve nasâra hep geçen kelimeler. Men âmene daha önce yine geçti. Sarf açısından şu an inceliyorum. Amile ya'melu. Alime ya'lemu. O baptan oldu. Amile hüve. Gizli zamir fail olur. Salihan mefur olur. Nasb alameti fetha. Fe bu durumda la havfun. Bir korku yoktur aleyhim onlara. Ve lahum onlar değillerdir. Yahzenune. Hüzünlenecek de değillerdir. Hüm ve lahum mübteda olur. Yahzenune hazine yahzenune muzari fiil vav fail fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haber olur. Cümle olarak haber olduğuna göre i'rabı da cümle olarak alsın. Mahallen merfudur deriz. Hım müptedadır. O zaman müpteda neredendir? Hangi gruptandır? Mamulü merfudandır. Öyleyse bu da merfudur. Doğru. Ama zamir olduğu için mebni dolayısıyla mahallen merfu buna da diyeceğiz. Lakat baştaki lam kasem yani tekit için.
Le elbette, kesinlikle. Lekad and olsun ki, yemin olsun ki, ehadna, biz aldık, almış idik. Mithak sağlam söz demek. Mithaka beni İsrail'e. Beni oğullar demek. İsrail. Beni İsrail'e, İsrail oğullarından sağlam bir söz almış idik. Versenle ve biz göndermiş idik ileyhim onlara rusulen birçok elçi. 40 çoğul peygamberler göndermiştik. Küllema her ne zaman cae gelse hum onlara rasulün bir elçi. Bima la tehva. Bima o şeyle beraber ki la tehva. Hoşuna gitmiyor enfusum onların canlarının hoşuna gitmiyor. Nefislerin hoşuna gitmeyen bir şeyle gelseler. Ferigan bir kısmı onların bir kısmı. Yani ferigan minhum demektir bu. Kezzebu yalanladılar. Hum yani o peygamberleri. Ve ferigan ve bir kısmı da neyin bir kısmı? Minhum yani o Beni İsrail'in bir kısmı. Yaktulune öldürürler. Kimi neyi? Hum yani hum yazmıyor da mana olarak belli. Hum o elçileri o peygamberleri mana olarak var. Şimdi incelersek ehaztu ehazna mazi fiil nefsim tükellen mali gayr sükun üzere mebni na ise faildir. Mithaqa mefuldür öyleyse mamuldür mamul mensuptandır doğru. Aynı zamanda amil çünkü kıyas amilden isim muzaf olur doğru. Beni kelimesi muzafun ileh olmaktadır. Cer alameti sonda bulunan ya harfi. Beni kelimesi aynı zamanda muzaftır. O zaman ne oldu? Beni kelimesi sağındaki için muzafun ileyh ama solundakine de muzaflık görevi var. O zaman burada zincirlemesini tanımlaması var diyebilirsin. İsrail kelimesi gayr musarrif olduğu için cer alameti olarak fetha almıştır. Verselna yine ersele efale ifal babında mazifi sukun üzere mebni nafaildir. İleyhim ile harfi cer him mecrur. İleyhim mefur olmaz ama rusulen mefur olur. Onlara gönderdik, göndermiş idik ne? Rusulen elçiler. Gönderdiğimiz şeyler elçilerdir. Öyleyse ne olur? Mef'ulü bih olur. Kırık çoğul. Küllema her ne zaman. Küllema zarftır. Zarf mazi fiilin başında gelmiş. Öyleyse mazi fiil ne olur? Mahallen mecrur olur. Bir fiil cümle olarak yani mahallen mecrur olur. Çünkü küllema zarftır. Cümlenin başına geldiğine göre burada küllema zarfı aynı zamanda muzaftır. Yani şöyle diyebilirsin. Küllema zarftır, aynı zamanda muzaftır. Küllema nedir? Zarftır, aynı zamanda muzaftır. Câe cümle olarak mahallen mecrurdur. Niye mecrur? Küllema muzaf dedik ondan dolayı. Câe aslında ne idi? Cye idi, değil mi? Cye e. Cye. Ne olmuştur? Câe olmuştur. Mazi fiil. Fetha üzere mebni. Câe geldi hum onlara. Meful bih o zaman. Kim geldi? Resulün bir elçi. Ha, o da bu da fail o zaman. Meful failden önce gelmiştir. Neyle birlikte gelmiş? Bima o şeyle beraber ki la tehva la tehveyu la tehva enfusuhum onların canlarının hoşuna gitmediği bir şeyle birlikte geldi. Tehva kelimesine baktığımızda sonunda ne var? Elif var değil mi? Tehva elif var. La tehva, la tehveyu aslında. La tehve yu. Elif harekâ alır mı? Almaz. Ha, o zaman ta'zür nedeniyle takdiri irab var tehva kelimesinde. Ne var? Ta'zür gerekçesiyle takdiri irab var. Niye ta'zür de nereden çıktı? Ta'zür hani özür, gerekçe, mazeret. Elif hareketsiz bir harf olduğu için, harekeyi kabul etmediği için bu sonuncu harf elif burada biliyorsunuz ya değil. Buna şöyle yazamadık yani. La tehveyu, la tehveu gibi hareke veremedik. Niye veremedin? Tazür. Tazür elif hareke kabul etmez. Bu yüzden bunun üzerine ben harekeyi veremedim. Gerekçem bu. Bu yüzden burada takdiri irab var dedik. Peşine gelen enfus nefs kelimesinin kırık çoğuludur. Nefsun nefsane enfus kırık çoğul. Enfusu faildir. Fail olduğuna göre mamul merfudandır. Doğru.
Mamüdür yani. Enfus aynı zamanda muzaftır ama o zaman kıyasamidendir. Madem muzaf, hum da muzafun ilehtir. Doğru, evet. Hum da mamulü mecrurdan oldu bu durumda. Zamir, mebni, mahallen, mecrur bunun farkındasınız. Ferigan bir kısmı kezzebu yalanladılar. Bir kısmını yalanladılar yani. Ferigan bir kısmını. Neyin bir kısmını? O peygamberlerin bir kısmını. Kezzebu onlar yalanladı. O zaman ferigan ne olur? Meful olur. Kezzebe, kezzeba, kezzebu. Tefil babından mazi fiil. Vafain, ferigan mefuldür. Meful fiilden önce gelmiş. Yani ne var? Mukaddem meful denir buna. Ferigan bir kısmını. Neyin bir kısmını? Yani o peygamberlerin, elçilerin bir kısmını kezzebu onlar yalanladı. İsrailoğulları yalanladı. Ve ferigan minhum demektir yine. O elçilerden bir kısmını da yaktuluna onlar öldürüyorlar. Vafail o İsrailoğulları öldürüyor. Ferigan meful, yaktuluna fiil, vafail. Böylece bu sayfa tamamlandı.